kaplumbağa, Çinliler için her zaman gizemli ve çok simgesel bir hayvan olmuştur. Kaplumbağa, gökyüzü ve yeryüzünün sırlarını saklar deyimi Çin'de halen kullanılmaktadır. Çok eski zamanlarda kabuğu gökyüzünün kubbesine, vücudunun alt kısmı ise yeryüzünün düz sathına benzetilirdi. Bu kozmik göndermelerden ve kabuğun üzerindeki izlerden dolayı bu hayvan çok eski zamanlarda kehanet için kullanılırdı. Kabuğun 24 kenar tabakasıyla tarım takviminin 24. bölümü arasında bir ilişki kurulduğu aşikardır. Kaplumbağa birçok efsanenin kahramanıdır. İlk imparatora Sarı Nehri ehlileştirmesinde yardım etmiştir. Ve ne zaman evrendeki düzeni sağlamak isteyen bir kültürel kahraman ortaya çıksa, yanında bir kaplumbağa vardır. İmparator Shang Di, kaplumbağaya 10.000 yıllık bir ömür hediye etmiştir. Gerçekten de kaplumbağa, uzun ömrü sayesinde doğal bir uzun ömürlülük simgesi olmuştur. Modern Tayvan'da kurban adanması sırasında hamurdan büyük kaplumbağalar yapılır ve kırmızıya boyanır. 1971 yılının 1. ayının 13. gününde kutlanan böyle bir tören sırasında uzun ömür kaplumbağasının yapımında 3339 kilogramlık yapışkan pirinç kullanılmıştır. Kaplumbağa aynı zamanda değişmezliği ve sabitliği simgeler. Taş mezarların sütun başlarında çoğu zaman bir kaplumbağa vardır ve eski imparatorların adlarının yazılı olduğu yazıtlar taştan kaplumbağaların üzerlerinde dururdu. Ancak kaplumbağanın ölümsüz bir yaratık olduğu da düşünülür.